Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 9 Mart Bursa yarış programı için karşınızdayım. Haftanın ilk açılış koşusu arkadaşlar. İnşallah herkese hayırlısıyla güzel bir başlangıçla güzel bir haftaya giriş yapalım arkadaşlar. Sizler de hoş geldiniz tabii ki. Güzel bir program var. 7 koşulu bir program. Yani fena değil. Hani en azından çekişmeli olacak yarışlar var. Birbirine denk safkanlar da artık bir arada. Bundan sonra artık altınlar arkadaşlar iyice her geçen gün daha da zorlaşıyor. İşte gördüğünüz çim yarışları girince neler olabileceğini artık. Gerçi bu çim yarışları İstanbul, Ankara'da bu kadar bu şekil almıyor ama genelde İzmir ve Adana'da, çünkü virajlar biraz kısa arkadaşlar. İzmir'in virajı da aynı şekilde Adana'nın virajı da biraz kısa olduğu için sürpriz olma ihtimalleri daha da yüksek oluyor arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Çünkü Bursa'nın ben hipodromuna gittiğim zaman gerçekten düzlüğü bayağı uzun. İstanbul deseniz orada da yarış seyrettim. Orası da bayağı uzun. Yani benim bayağı yerlerde yarış seyrettim. Ankara gittim ama bir türlü yarış seyredemedim. Çünkü gittiğim zamanlarda yarış yoktu. Ama inşallah güzel dolaşmaya çalışacağım. Yani zaten emekli olduğumda her tarafa gideceğim. Yani en azından bunu söyleyeyim. Akşamlar atlarız uçağa veya trene gideriz. Neyse arkadaşlar, ben bugün fazla konuları uzatmayayım. Hemen yarış programına girmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar da gerçekten kotalı internet kullandıkları için yetişemiyorlar. Ben birinci koşudan itibaren yorumlarıma başlıyorum arkadaşlar. Maiden dişilere ait 4 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışında bu yedili plase ayağında benim burada sizlere önereceğim safkan Altınolu Mis Gölcük olacak, Mustafa Çiçek ile. Koşacak olan bu Safkan gerçekten güzel bir ikincilik yaptı son yarışında. Bir Kaysberg temsilcisi. Bugün ben normal şartlar altında bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Yedili plasenin teki olarak önermek istiyorum. Ama illa da bu Safkan'a rakip yazmak isteyenlere bu son yarışı hiç ölçü almadım ama iyi durumda olduğunu gördüğüm 5 nolu Latin çiçeği de yazılabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi ya 6 tek atacaksınız ya da 6-5 olarak geçeceksiniz bu aya. Yani yedili plaseler de inanın para veriyor artık. Çünkü artık bundan sonra yedili plaseler de baya baya yukarılarda para verecek arkadaşlar. Günün altılı ganyan ayaklara geldiğimizde handikap 17, 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum yarışında ilk ayaklar artık bundan sonra hep zorlu olacak. Bugün de 10 safkan mücadelesi yine bizi bekliyor. Zorlu bir mücadele. Ama burada 2 ile 10 nolu safkanlar ekürü arkadaşlar. Dikencik ekürüsünün ekürüleri arkadaşlar. En azından bunu belirttim. Yani burayı 10 at değil de 9 at olarak görmekten fayda var tabii ki. Bir at avantajı var çünkü. Ben burada sizlere ilk safkan olarak her geçen gün daha da iyi duruma gelen ve son iki yarışında güzel iki tane ikincilik elde eden bir nolu Nediman'ı ben sizlere ilk safkan olarak öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten kaliteli bir safkan. İyi gruplarda koşuyor. Sadece burada bir tek dezavantajı var. Kilosu arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok. Safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Ben o yüzden sizlere favori olarak bir nolu Nediman'ı sunuyorum arkadaşlar. Öneriyorum daha doğrusu. Rakipleri olarak öncelikle ekür avantajına sahip bu mesafelerde başarılı yarışları olan ve formda olan 2 nolu Trevi Fontaine olacak. Arkadaşlar Nurettin Şen ile koşacak olan bu safkan. Ekürüsü de aynı şekilde çok formda. Yani iki ekürün de şansı bugün yüksek görünüyor. Zaten şu 2 nolu Trevi Fontaine son 6 yarışına baktığınız zaman sürekli tabela içerisinde olan bir safkan. Son bir yarışta zaten kazanmışlığı var. Genel görüntüsü oldukça iyi. Bugün zaten Nurettin Şen'le de iyi koşuyor. Ben o yüzden 2 nolu Trevi Fontaine'i sizlere öneriyorum arkadaşlar. Geldik 8 nolu mühendise. Bu mühendis abi sürekli veriyorum takibinde olan bir safkan ama inanın bir türlü şu birinciliğini yakalayamadık. Ama bu beklenen birinciliği kalkıp bugün de yapabilir arkadaşlar. İyi bir safkan çünkü. Bu safkanın her ne kadar 1300-1400 gibi koşsa da İstanbul Sentinel'inde 2000'lerde yarış kazanmışlığı var arkadaşlar. Yani uzun mesafelerde yatkınlığı var. En azından bunu belirteyim. Bomboş kilosuyla koşuyor Nevzat Avcı ile. İyi formda arkadaşlar. O yüzden 8 nolu mühendisi kuponlara yazalım arkadaşlar. Ve son olarak da size önereceğim safkan bu 4 nolu Black Adler olacak arkadaşlar. Bu Black Adler de zaten son yarışın gerçekten çok güzel kazandı. Bugün yine aynı formunda devam ediyor arkadaşlar. Ben o yüzden kuponlara yazılmasını öneriyorum. Yine bu iyi formuyla 4 nolu Black Adler'i. Yani normal kuponlar için arkadaşlar 1 nolu Nediman, 2 nolu Trevi Fontaine, 8 nolu Mühendis ve 4 nolu Black Adler'i ayrımsız 4 safkan olarak yazalım arkadaşlar. Ama benim burada favorim dediğim gibi 1 nolu Nediman arkadaşlar. Daha da geniş at yazmak isteyen arkadaşlara, çünkü ilk ayak gerçekten zorlu bir ayak gözüküyor.
Burada öncelikle 5 nolu Galyalılar, Kadir Tokaçoğlu'na koşacak olan bu Galyalılar da her geçen gün formunda daha da yükseltiyor. Son 5.liği kesinlikle ölçü almıyor. Bu safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Zaten iyi gruplarda sürekli koşuyor. Bugün uygun gruplar yanında bence etkili bir yarış koşmasını bekliyorum 5 nolu Galyalıları. 6 nolu Oppo Pis. İşman çizikle koşacak olan bu Kaneko'nun tayı da oldukça istikrarlı. Zaten bir istikrarlı safkanlığı burada var. Bir beşinciliği var. Onun dışında bütün yarışları tabela içerisinde bir birinciliğe de sahip. Ben bugün de yine etkili yarış koşmasını beklediğim bir diğer isim olacak bu. Altın olan Apopis'in. Ve son olarak da her ne kadar İstanbul dışında herhangi bir kumda koşmamış olsa da iyi bir at izlenimi veren Murat Gündüzler'in binmiş olduğu bu 3 nolu Can Güven'e de bir çarpı atalım arkadaşlar. Çünkü ilk kez bir normal kumda koşuyor. Yani ne yapacağı belli olmayan bir safkan ama genel görüntüsü oldukça iyi bir safkanın. O yüzden kuponlara yazalım arkadaşlar. Evet, aşağıda da bağırışmalar var arkadaşlar. Bizim alt katta Galatasaray gol attıkça herhalde bizim iki tane cengaver var. Onlar da havalara uçuyorlar. Artık golleri onlardan takip ediyoruz herhalde. Neyse arkadaşlar. bu 3 nolu Can Güven'i bu şekilde yazabiliriz. Yani normal kuponlara 1, 2, 8, 4 normal kuponlar için yeterli. Yarış oynayanların için de 5, 6 ve 3 nolu safkanları öneriyorum arkadaşlar. Günün ikinci ayına geldiğimizde handikap 14 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında ben burada sizlere ilk safkan olarak iyi bir safkan olan bu 9 nolu Uma'yı ben ilk safkan olarak öneriyorum. Bu Hawaii Night Tribune anneden kardeş arkadaşlar. Zaten Ekrem Beşerler'in kendi yetiştirmesi bu safkan. Ben bu safkanın bugün iyi bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Umarım yarın favoriler arasında çıkmaz. Ben sanmıyorum yarın favori çıkacağını da. Ama bu Uma'yı bayağı iyi bir safkan arkadaşlar. Dişi olmasına rağmen çok etkili bir yarış bekliyorum ben bu safkanda. Zaten yarış dişilere ait olduğu için bir sıkıntımız yok yani. Öncelikle rakip 2 nolu Celal'ye veriyorum arkadaşlar. Bekim Mert Mırık'la koşacak olan bu Kaneko'nun iyi tayı da son 2 yarışında güzel 2 tane ikincilikle ayrıldı. Bugün de etkili bir yarış bekliyorum. 2 nolu Celaliye'den. 4 nolu Lady Maya. Mustafa Çiçek'le koşacak olan bu Mendip'in güzel tayı oldukça formunda. Her geçen gün daha da iyi duruma giriyor. Ama bir 96 gün gibi bir ara vermiş olması işte biraz beni geri planda bu safkanı önermek gereği duydurdu. Ama safkanın genel form durumu oldukça iyi. Çalışmaları da bir hayli iyi. Ya, bugün güzel bir dinçlik yarışı yapmasını bekliyorum. 4 nolu Lady Maya'nın. 1 nolu Şirin Sultan. Bu da safkan Justin Hoffman'ın güzel bir tayı. Son 2 yarışını kazandıktan sonra son yarışında bir yedincilik elde etti. Bence hiç ölçü almıyorum arkadaşlar. Bu safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Bugün biraz daha sert rakipler aslında koştu. Bugün kendine uygun rakiplerle hemcinsleriyle koşuyor arkadaşlar. Bugün istediği yarışı yapıp tekrar birincilik hanesine adını yazdırabilir arkadaşlar. 1 nolu Şirin Sultan. Ve son olarak da size 8 nolu Estela'yı sunuyorum arkadaşlar. Öneriyorum. 4 yarış koştu. Bu yarış hayatına 4 yarışla başladı. 2 tane üçüncülükten sonra bir birincilik ve son yarışında güzel bir dördüncülük elde etti. Çok iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Hata affetmez arkadaşlar. Bu 8 nolu Estela. Yani bu ikinci ayak için 9 nolu Umay, 2 nolu Celaliye, 4 nolu Lady Maya, 1 nolu Şirin Sultan ve 8 nolu Estela'yı beraberce kuponlara yazalım arkadaşlar. Günün 3. ayına geldiğimizde şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışında en son yarışında Aytemiz'e çarpıldı. Arkasından ikincilik elde etti ama bugün ben daha da iyi hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan 2 nolu At Diamond'ı ben bugün yarışı kazanmasını bekliyorum Mustafa Çiçek idaresinde. Ve sizlere günün bankosu olarak bu 2 nolu At Diamond'ı öneriyorum arkadaşlar. Safkan gerçekten her geçen gün daha da iyi duruma geliyor çünkü. Son yarışında zaten itemizi kaçırdı ama geldi arkasından bir ikinci geldi etti. Ama bugün ben çok çok daha iyi durumda olduğunu görüyorum. O yüzden bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 2 nolu Aktaymak benim tekim arkadaşlar. Günün 4. ayına geldiğimizde kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında. Ben geçen yarışında biraz hatalı koştuğuna inandığım için 2 nolu Bratislava bence o hatadan dolayı kaybetti. Ahmet Çelik bilmiyorum nasıl bir kullandıysa artık yarış stilinin dışında biraz gitti gibi geldi bana. Ama bugün Hişman Çizik'le ben çok farklı bir yarış koşmasını bekliyorum. Aslında size bugün bu 2 nolu Bratislava'yı günün bankosu olarak önermek istiyordum. Ama yukarıdaki atı biraz daha ön planda görünce onu döndüm. Ama yine de bu 2 nolu Bratislava'yı alternatif de olsa sizlere bir banko olarak önermek istiyorum arkadaşlar. Öneriyorum.
Alternatif olsa yani küçük ve risk sevenler için iki nolu Bratislava bence bugün çok çok farklı bir yarış koşması bekliyor. Zaten en iyi dereceye sahip bir safkan arkadaşlar. Bugün zaten o yarışını yapmasa hani bu yarışı bence Kenter kazanır diye düşünüyorum. Ama tek atamayanlara da yani yine o günkü birinciliğiyle 3 nolu Kick Column da ilave edebilir arkadaşlar. Zaten bu Kick Column Alp Evcimenler'deydi. Devretti yani satıldı bu safkan. Satıldıktan sonra da yine aynı formunu daha da ileri götürdüler. Yani bu yeni sahipleri bayağı atın üstüne el bebek gül bebek bakıyorlar yani. Yani hakkını da alıyorlar tabii hali ki. O yüzden ben burada 2 nolu Bratislava normal kuponlar için tek geniş oynayanlara at yazmak isteyenlere 3 nolu Kick Column olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 5. ayına geldiğimizde Maiden dişiler 4 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışında 9 safkan mücadelesi oldukça zevkli bir çekişmeye sahne olacak arkadaşlar. Ben burada son 2 yarışını son yarışını hiç ölçü almadım. 9'unculuk yaptı ama ben hiç ölçü almadım. Bu 4 nolu buğday tanesi ben iyi durumda olduğunu görüyorum arkadaşlar. İyi hazırlıklarla çünkü geliyor. Bence o günkü yarışı, son yarışı bu yarışın provası gibi geldi bana. Yani büyük ihtimalle de böyle arkadaşlar. Çünkü hiç sıkmadan safkanı. Kendi halinde bir sanki bir galop yapar gibi bu yarışın provası da yaptı. Ben bugün çok çok ön planda tutuyorum. Bu 4 nolu buğday tanesini. Tabii ki rakipleri var. Bunlar öncelikle bence 1 nolu Adalı Özlem olacak. Bu safkan da son 5. din için ölçü almayalım. Ondan evvel güzel bir 4. var. İnişli çıkışlı bir grafik çiziyor ama safkanın genel görüntüsü iyi. Bir bilgin temsilcisi arkadaşlar. Kuponlara yazalım. İyi durumuyla 1 nolu Adalı Özlem'i. Ve son olarak da 3 nolu Başkurt Gülü'nü ilave etmenizi öneriyorum. Son üçüncülüğü güzel çünkü tatminkar işlerle giriyor. Bence yazılması gereken bir diğer isim olacak. 3 nolu Başkurt Gülü. Yani bu 5. erk için 4 nolu Buğday Tanesi, 1 nolu Adalı Özlem ve 3 nolu Başkurt Gülü beraberce kuponlara yazılmalar arkadaşlar. Ama daha da geniş at yazmak isteyenlere çünkü bu tip yarışlarda genelde sürprizle sonuçlanabiliyor. Çünkü dişilere ait maiden yarışlarda bir patlama yapabilen taylar bir anda piyasa çıkıyor arkadaşlar. Hiç gözükmeyen taylar bile var yani. Bunlar kim diyeceksiniz? Ben öncelikle 5 nolu buz deryası diyorum arkadaşlar. Bekir Mertmür'ün bilmiş olduğu bir Kaysberg temsilcisi. Son iki yarışı kötü gibi olsa da ondan evvel güzel durumları vardı. Bu safkan bir 52 gün gibi ara vermesi iyi hazırlıklarla bu yarışa giriyor arkadaşlar. Sıkıntılarından kurtulmuş gözüküyor. Bugün farklı bir yarış koşmasını bekliyorum. 5 nolu buz deryası. 8 nolu maydanoz. Artık bir maydanozumuz yok, eksikti. O da tamamlandı. Artık patlıcanımız, biberimiz, taze soğan hepsi var. Bir de maydanoz oldum tamam. Bu safkan da bir Kaysberg temsilcisi arkadaşlar. Orijini kan attı. Oldukça iyi. Bir yarış koştu ama o gün hiç eli suya sabuna dokunmadan arkadaşlar. Ama çalışmaları çok çok iyi. Bugün bence artan nefesiyle bugün çok farklı bir yarış koşabilir. 8 nolu maydanozu yani bir tarafınıza not edin arkadaşlar. Yani bir çünkü bu safkan ileride baya baya adından söz edilecek bir safkan arkadaşlar. Hani maydanoz en azından ismini unutmayız arkadaşlar. Ve son olarak da 2 nolu Azir'in genel görüntüsü oldukça iyi. Bakmayın son iki yarışı biraz tabela dışında kalmış olsa da bugün farklı bir ters bir yarış çıkarabilir. Bir şövalye temsilcisi arkadaşlar. O yüzden bu kuponlara bu 2 nolu Azir'in de ilave edelim. Yani sözün kısası 5. ayak için 4, 1 ve 3 nolu safkanlar normal kuponlar için yeterli. Geniş oynayanlara da 5, 8 ve 2 nolu safkanlar ilave edilir arkadaşlar. Günün son ayına geldiğimizde handikap 14, 4 ve yukarı Arapların 1800 metre kum yarışında. Ben burada son yarışında güzel bir üçüncülük elde eden her geçen gün daha da iyi duruma geldiğini gördüm. Selim İpek'le koşacak olan 7 nolu Cobra Rego benim ilk safkanım arkadaşlar. O aynı yarışın ikinciliğini elde eden 5 nolu Altınbay Mustafa Çiçek'ten bence yine etkili yarış koşacak. Zaten son iki yarışında güzel iki tane ikincilikle ayrılan bu safkan genel görüntüsü oldukça iyi. Çalışmaları da bir hayli tatminkar. O yüzden ikinci safkan da değil. Yani 5 ve 7'yi zaten ayıramadım. Ondan sıralama yapmak istemedim. 7-5 olarak da 5-7 olarak da tutabilirsiniz. Ama üçüncü bir safkan vermek istiyorum. Bu da 5 gün önce bence bu yarışın provasını yapan uzun mesafeye yatkın olan 1 nolu Hürsev. Peki Mert Mırık'la koşak olan bu safkan biraz ağır kilo olmuş olsa da iyi durumuyla bence kuponlara yazılmalı 1 nolu Hürsev. Son olarak da son yarışını güzel kazanan 3 nolu Genç Berk'i ilave edip bu aya sizlere 4 safkan olarak öneriyorum. Yani 7, 5, 1 ve 3 nolu safkanları beraberce kuponlara yazalım arkadaşlar. Ama daha da geniş at yazmak isteyenlere, sürpriz arayanlara
Bu 13 milyonlu milyoner artık ne zaman gelecek, bizi milyonere çek bilmiyorum. İnanın gelirse de artık umarım 5'te 5 giderken gelsin de bizim kuponlarda olmadığımız gün gelirse o zaman bizim yani üzülürüm. Yani bu 13 nolu milyoner, son olarak da 4 nolu Serden Geçer'den de artık kendini bir hatırlatma yarışı yapabilir arkadaşlar. Çünkü kendini bayağı bir kaybettirdi. Adından kayboldu gitti gibi gözüküyor ama bu Safkan Tolga Yıldız'dan bakarsanız sahnelere tekrar geri dönüş yapar arkadaşlar. Güzel bir ganyan hem de. Aman dikkat edin. Yani 7, 5, 1, 3 normal kuponlara yeterli. Geniş oynayanlara da 13 ve 4 nolu safkanları ilave edebilirler arkadaşlar. Arkadaşlar benim bugünkü yorumlarım bu kadar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hani neşenizi kesinlikle kesinlikle kaybetmeyin arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyle. Hoşçakalın.